Bruneti herkeste olan bir yapı. Aslında havayı nemlendirip ısıtıp evet. At solunum yolları, mikropları tutup işte at solunum yollarına gönderme mekanizması var bu etlerin. Hı hı. Ama bu etler bazen büyüyor. Niye büyüyor? Alerjik nedenlerle büyüyebiliyor, enfeksiyon nedenlerle büyüyebiliyor. Büyüdüğü zaman burun tıkanıklığına yol açıyor. Bazen baş ağrısı yapabiliyor veya işte sinüzit gibi enfeksiyonları zemin hazırlıyor. Burun eti tedavisi genelde küçültme yapıyoruz bu burun etlerini. Radyo frekans veya koter gibi cihazlar var veya kobletör dediğimiz aletler var. Bunlarla bu etleri küçültebiliyoruz. Veya alerjik bir bünye varsa bu alerji spreyleri, alerji haplarıyla en azından hava yolunu açıyoruz. Ama bu etler bazen tek başına sadece büyümeyebiliyor. İşte burun kıkırdağında eğrilik oluyor yanında. O eğrilikler varsa da ameliyat öneriyoruz. Çünkü hastanın hem uyku kalitesini düşürüyor hem günlük yaşamını etkileyebiliyor. Böylece eğer eğrilik de varsa genelde hem burun eti hem eğrilik estetik de istiyorsa beraberinde eğer burun şeklinde de bir problem varsa komple içini yaparken dışını da yapıyoruz. Fonksiyonel ve estetik bir cerrahi ortaya çıkıyor böylece. Şimdi hem de estetik kaygısı var ise de o da ikisi bir arada bir şekilde tabii yani sadece hani burnu yapıp da nefesini bırakmıyoruz. Yani hani güzel bir burun ama çalışmıyorsa solunum fonksiyonunu yerine getirmiyorsa hiçbir anlamı yok. O yüzden hem içini hem dışını mümkün olduğunca fonksiyonel hale getiriyoruz. Peki burun estetiği demişken hocam, burun estetiği tabii kişiye özel yapıldığı için kendini kişi hazır hissettiğinde mi gelmesi lazım? Çünkü bu sosyal medyanın da gücü çok fazlasıyla işte olduğu için. O yüzden tabii çok arttı şimdi. Eskiden insanlar yani acaba falan diyordu ama şimdi sosyal medya işte bir sürü aplikasyonlar sayesinde bu fotoğraf çekmeler de artınca bir de insanlar estetik olup bunları paylaştığı zaman baktı ki korkulacak bir şey yok. Herkes kaygılar. Bunu yaptırıyor. Bir de güzel yapılıyor. Yani ellerinize çok yapıldığı sağlık. İçin. Hani sadece ben kendim için söylemiyorum bunu. Ama ülkemizde çok iyi yapılıyor. Çok güzel yapılıyor. Çok güzel toplantılar var. Çok güzel eğitimler var. Yani doktorlar da bu işe yöneldi. El becerileri gelişti. Eskisi gibi değil. Böylece yaptıran insan arttı, marka değeri oluştu. Türkiye bir marka oldu bu işte estetik sektöründe. Sadece burun estetiği değil. Yurt dışından da bir sürü hasta geliyor. Kesinlikle. Böylece bunların şeyi de yapılıyor, tanıtımı da yapılıyor bir şekilde. Ülkemiz adına da çok aynen kıymetli. Aynen öyle. İnsanlar artık korkmuyor. Yani daha cesur. Çevresinde en az bir iki kişi yaptırmış, görüyor. Böylece bir güven oluşuyor. Kesinlikle. Hani doktora da bir güven oluşuyor, kendine de bir güven oluşuyor. Tabii yani tereddütleri olan hastalar yaptırmıyor ama yani bir kendinde güven evet önemli bir şey. Bunu istiyorum deyip bir yaptırması daha doğru. Hani kararsız kalınca biraz daha sıkıntı olabiliyor. Ama doktoruyla karşılıklı iyi anlaştıktan sonra aynı şeyleri istedikten sonra problem olmaz.